İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Ülkede değer ve fiyat kavramını yok ettiler. Geçen hafta vatanseverlik ve milliyetçiliğin rakamlarla ifadesi başlıklı yazımda Türkiye'nin yapısal zayıflığı hakkında genel bir değerlendirme yapmıştık. Gelişmeler gösteriyor ki Türkiye bilinçli ve programlı şekilde içeriden yıkıma doğru götürülmektedir. Kısaca söyleyeyim, Türkiye içeriden yıkılıyor. Nisan 2017 başkanlık referandumunun geçmesi halinde iki şeyin olacağını söylemiştim. Bir ülke yıkılır, iki İslam yıkılır. Burada kullandığım yıkım kelimesi yok olmak, silinmek anlamında kullanılmıyor. Çok büyük zarar görme, işlevini ve içeriğini kaybetme anlamında kullanılıyor. Hani kötü haberi alınca yıkıldı deriz ya, işte tam bunun gibi. Ölmedi ama ölmüş gibi büyük yıkım yedim. Yapısal yıkım hakkında geçmişte defalarca yazılar yazdım. Hatta şu görüşümü tekrar edeyim. Türkiye için enflasyon gibi, döviz gibi finansal sorunlar çok önemli değildir. Asıl mesele yapısal sorunlarımızdır. Mesela demografik yıkıma bakın. Ülkemizde ekonomik durum çöküşüyle eş zamanlı olarak millet çocuk yapamaz noktaya geldi. Genç nüfus hızla azalırken yaşlı nüfus çok hızlı artıyor. Yakında yaşlı ve fakir bir ülke olacağız. Kurumlar işlevini kaybederken liyakatsiz kadrolar adeta ülkenin her yanına ölüm olarak yağıyor. Hem ölüyor hem de doğamızı, çevremizi adeta zehir haline getirerek yok ediyoruz. Bunlar sadece bazı örnekler. Bugün iki farklı şeyden bahsedeceğim. Konuya başlayalım. Geçen gün bir TV'de haber şu. Aynı marka ürün farklı marketlerde farklı fiyatlara satılıyor. Hatta aradaki fiyat farkı bazı yerlerde neredeyse yüzde yüze yakın bu haberi verirken şunu düşünmüş olabilirler. Aslında pahalılık yok ama hep şu zalim marketleri pahalılığa yol açıyor. Oysa sorun çok daha temel içeriyor. Ülkemizde genel anlamda bir fiyatlandırma sorunu var. Bugün karlı diye sattığınız ürünü yarın yerine koyarken aslında zararına sattığınızı anlıyorsunuz. Maliyet üzerinden de fiyatlandırma yapamıyorsunuz. Geçmişte de enflasyon vardı. Lakin o dönem enflasyon daha az oynaktı. Mesela %70-80 aralığında seyrediyordu. Ama şimdi %85'e çıkıyor ve bir anda %35'e düşüp tekrar %70'e yol alabiliyor. Böyle bir ortamda fiyatlandırma yapabilmek büyük başarı. Hatta bazı fiyatlandırma farklarının da buradan geldiğini söyleyebiliriz. Ama bu durumda güven duyulan liyakatli bir ekonomi yönetimi kısa sürede aşılabilir. Asıl sorunumuz değer üzerinde yaşanmamaktadır. Bakınız, bazı değerleri fiyatla ölçemezsiniz. Örneğin, bir bilim adamının değerini sadece ücretiyle ölçemezsiniz ya da sağlığın değerini de. Sağlıklı bir toplum için değerin önemli olması gerekir. Değer her zaman parayla alınamayacağı gibi haksızlığa uğradığında da o değer kıymetinden kaybetmez. Deha Einstein diye bir belgesel film vardı. Einstein okulda olsun, çevresinde olsun, akılsız, ukala ve bir bakıma yarı deli olarak görülüyordu. Oysa onun üstün zeka seviyesini o toplum ve çevre göremiyordu. Konumuz şu: Bir toplumda değer kavramı maddiyata dönüştüğünde o toplum değer yitirmeye başlıyor. Mesela, artık doktor bile dövebiliyoruz cümlesi Türkiye'nin ne derece felaket duruma geldiğini göstermektedir. Rahmetli Turgut Özal'ın orta direk ideali Recep Tayyip Erdoğan'la taban direk şekline dönüştü. Toplumda taban sınıf hakim konuma geçerken orta sınıf adeta hem maddi hem de zihni olarak değersizleştirildi. Zaten bir ülke içeriden en iyi bu şekilde yıkılırdı. Karşımızda kapı gibi duran bir Venezuela örneği var. Şimdi son aylarda yazdığımız ana meseleye geri dönelim ve şu başlıklarla durumu izah edelim. 1 Türkiye'nin enflasyon, faiz, kur gibi finansal denge sorunları vardır ama bunlar iktidar değişimiyle güven duyulan liyakatli kadrolarla çok rahat çözülebilir sorunlardır. Şu anda en ciddi gibi sandığımız bu sorunlar aslında en basit ve en kolay sorunlardır. 2. Türkiye'nin en büyük sorunu yapısal çöküştür. Demografik yapıdan tutun da teknolojik yapımıza kadar yaşadığımız çöküştür bunun adı. Ülkemizi içeriden sinsice kemiren ve yıkan bir süreçtir bu. Hiçbir dış gücün başaramayacağı ama içten içe yıkılan bir ülkenin yaşadıklarıdır bu. 3 ama bu çöküşte bir de fikri altyapısı var. O da zihinsel çöküştür. Toplumda taban sınıf fikriyatının hakim olması, bilimin ve bilginin değerini kaybetmesidir. Matematik bile bu durum karşısında iflas ederken cehalet üzerinde yürüyen bir zihinsel iktidarın ülkeye yaşattığı yıkımdır bu. Evlatlarımız için çok ama çok üzgünüm.